Hardware Plus'tan herkese selamlar. Nesini seviyorsunuzun yeni konu Oppo oldu. Oppo artık böyle yavaş yavaş onu konuşacağız abi. Bakalım ne demişler. Oppo Türkiye'de hayatımıza da hızlı giren çok bir hızlı marka. Çok hızlı girdi ya. Ben hani hiç tahmin etmiyordum bu kadar kısa sürede bu kadar bilinir olabileceğini. Farkındaysan ben başından beri Oppo'nun yaptığı tanıtım çalışmalarının da tanıtım çalışmalarına diye muhaliftim. Yani bir evet. işe yaramaz filan gözüyle bakıyordum. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki herkes Oppo'yu biliyor. Kullanıyor. Hiç ummadığımız insanlar biliyor. Demek ki benim tahminimin aksine o çalışmalar şey yapmış. Neler işe yaramış. Son dönemlerin en böyle çıkış yapan markası diyebilir miyiz Oppo için abi? Diyebiliriz. Yani Türkiye'deki en azından. İnsanlar bu söylemine büyük bir ihtimalle senin Xiaomi diyeceklerdi. Xiaomi son dönemlerin değil, hatta Xiaomi artık zirvede kalmaya çabalayan bir marka. Yani her çıkışın bir inişi vardı. Xiaomi de inecek ya bir şekilde. Oppo için hala çıkan bir marka diyebiliriz. Türkiye özelinde konuşacak olursak hala çıkan bir marka diyebiliriz. Peki Xiaomi böyle düşüş trendine mi giriyor yani abi yavaş yavaş? Girmek zorunda yani. Yani düşmez kalkmaz bir valla. O yüzden niye Xiaomi'ye düşecek mutlaka. Peki abi tamam, o zaman konumuz olan Oppo ile devam edelim. Genel yorumlarla yine başlayalım. İnsanlar yorumlarda gördüm ki Oppo'nun tasarımlarını ve arayüzünü, kolorosu çok beğeniyorlarmış abi. Haklılar, Oppo'nun tasarımları gerçekten çok güzel, çok kibar, çok estetik tasarımlar yapıyorlar. ColorOS de başarılı bir arayüz, yani onu da kabul etmek lazım. Ben de Oppo'nun neyini seviyorum, ben de onu söyleyeyim. Huawei'nin de yavaşlamasıyla birlikte pazarı doldurma anlamında çok iyi bir görev üstlendi Oppo. Öyle bir yorum da var abi. Var mı öyle bir yorum? Okey, o arkadaşımızdan rol çaldım o zaman, kusura bakmasın. Hatta ilk yorum da oydu. Öyle mi? Ben yorumları okumadığım için haberdar değilim. O zaman o arkadaşımıza haksızlık yapmayalım. Onunkini dinleyelim, birlikte konuşalım. Akyürek demiş ki Oppo ve Vivo Çin'de en fazla satılan ilk iki marka olarak görünüyor. Xiaomi 3. sırada, yeni trendler hep tasarım üzerine. Tasarımda beğenilen özellikleri de normalde satışlar çok daha oluyor, fazla oluyor demiş. Şimdi benim söyleyeceğim şeyle aynı şey değil. O yüzden içimi rahatlıyor biraz. Ama Akure haklı yani. Oppo ve Vivo Çin'de gerçekten çok başarılılar. Ve Çin'de Xiaomi'yi kıstırıyorlar. O bir gerçek. Ama niyeyse dünyada Xiaomi'yi kıstırma anlamında henüz o kadar başarılı değiller. O da olacak büyük bir ihtimalle. Zamanla o da olacak büyük bir ihtimalle. Akure'nin altını çizdiği tasarım artık çocuklar bile telefonunu eline aldıkları zaman ilk önce tasarımına bakıyorlar. İşte o farklı renkler, hafiflik filan. Tasarım teknoloji meraklılarının düşündüğünden daha önemli bir özellik. Yani televizyonda da, laptopta da, cep telefonunda da, her şeyde. Hatta mesela hani projektör filan gibi aslında bir yere koyduğun ve hiç dokunmadığın ya da fotoğraf makinesi gibi bir yere bıraktığın ve hiç dokunmadığın cihazlarda bile tasarım aslında çok önemli. Çünkü günümüz biraz da tasarım çağı, yani her şeyi tasarımıyla şey yaptığımız, gözü hoş geleni beğenmeye başlıyoruz zaten. O yüzden ben Akyüme'ye söylediğine katılıyorum tabii, doğru. Ben kendi derdime gelecek olursam, ben Türkiye için Oppo'nun şöyle bir önemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Huawei'nin yavaşladığı dönemde pazarı tek başına Xiaomi'ye ve Samsung'a bırakmamak adına Oppo çok büyük bir görev ister istemez üstlendi. Evet. Ve gördüğüm kadarıyla o görevi de şey yapıyor, ne derler, yerine getiriyor. Yani hani Xiaomi ile Samsung'a karşı pasif de kalabilirdi. Ama çıkarttığı ürün sayısına bakıyoruz, yaptığı kampanyalara falan bakıyoruz. Hiç pasif kalmıyor. Evet. Tabii ki şunu kabul etmek lazım. Bir Xiaomi kadar çok cihaz çıkartmıyor. Yok. O mümkün değil zaten. Çünkü Xiaomi'nin o anlamda hani eline su dökebilecek marka neredeyse yok gibi. Ama Oppo'nun Türkiye'deki zamanlamasını, yani Türkiye'ye girişini ben şey buluyorum, çok doğru buluyorum ve iyi işlerde yaptıklarını düşünüyorum. Beklentimse daha çok ürün, yani sadece cep telefonu olarak değil, farklı konseptlerde de daha çok ürün. Onun da yorum var. O da var. Okey, hadi o zaman ikinciyle devam edelim o zaman. Devam edeyim. Ulaş Erol demiş ki renkleri ve tasarımı benim literatürüme Oppo rengi diye girdim mesela, bundan dolayı seviyorum diyebilirim demiş. Doğru. Acaba hangi renk o? Ulaş Eroğlu'nun söylediği renk. Ama renk filan da gerçekten çok evet. Öyle. Yani bakacak olursak mesela buraya gelen Oppo telefonları hani başlangıç seviyesi de olsa, üst segment de olsa hep böyle kendilerine has özel bir renkleri var. Renk de tasarımın bir parçası zaten. Biraz önce konuştuğumuz şeyin bir parçası. O yüzden Oppo hep böyle bir farklıyım diyor. Bak mesela şeyi unutma. Dişah bir Oppo hangi cihazda hatırlıyorum da Reno 5 ile bir ay gidiyorsundu mıydı neydi? Mesela eve gittiğimde dedi amcam sen ne kullanıyorsun diye sorduğunda Oppo dedi aa Oppo mu filan diye elimden aldı baktı dedi. Ne güzel. Yani amca
belki marka olarak Sony'yi falan biliyordum. Ama kafada Oppo var, hı hı. Ve gördüğü zaman o telefon sen ne kullanıyorsun diye soracak kadar da tasarımı ve rengi yüzünden dikkat çekiyor demek ki. Aynen öyle. İsmail Kent 75 demiş ki kutunun içinden kulaklık çıkması, ben bunu almak istedim çünkü gerçekten de neredeyse Türkiye'de kalmadı. Şimdi Çinli markalar da kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Kulaklık çıkarıyor. Hele bu Apple'ın şarj cihazını çıkartması, Apple şarj cihazı çıkarttıktan sonra Samsung'un bazı ürünlerde şarj, bazı ürünlerde kulaklığı filan şey yapması konusunda markalar artık ikiye ayrılıyorlar. Kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkanlar ve çıkmayanlar diye ayrılıyor. Oppo hala çıkanlar çevreciler ve çevreyi düşünmeyenler abi. İsmail'e sadece kulaklık demeyelim, şarj cihazı da diyelim. Çünkü yani. Oppo'nun şarj cihazı, şarj konusunda da yürüttüğü birçok çalışma var. Doğru. Ve Türkiye'ye getirdiği her yeni cihazda daha yüksek miliamperli, daha yüksek watt değerine sahip şarj cihazlarını da Türklere sunuyor, bizlere sunuyor yani. Kesinlikle. Bir tek şu anda galiba Oppo ile Vivo kaldı abi. Hani kulaklığı çıkarmayan kutudan diye hatırlıyorum, yanlış değilsem. Hani evet, BBK grup da var işte, BBK grubun içindeki işte o OnePlus'ta çıkmıyor kulaklık. Hı hı. Ama OnePlus'ın doğası gereği çıkmıyor zaten. Yok aynen. Bir Realme'de çıkıyordu sanırım, onu da hatırlıyorum ama o da son dönemde kaldırdı. Bir tek ikisi kaldı, başka hiçbir markada kulaklık falan göremiyoruz artık yani, bitti, komple kalktı yani, tedavülden kalktı bu olay. Kısmet. Esat demiş ki telefondan anlamayan tüketicilere telefonu verdikleri parayı telefonun hak ettiğini düşündürtmesini belki sevebilirim. Reklam stratejisi iyi marka demiş. Esat severken dövüyor aslında. Evet, şey olarak. İşte Esat'ın söylediği olay da doğru yani, reklam stratejileri çok iyi. Şimdi telefondan anlamayan tüketicilere telefona verdikleri parayı telefonun hak ettiğini düşündürtmesini sağlıyor mu sağlamıyor mu, buna şey yapamayız, biz karar veremeyiz burada. Bunu Esat gibi düşünen arkadaşlarımız da vardır. Tam tersi düşünen arkadaşlarımız, şimdi mesela şunu şey yapalım, ortaya koyalım yani Esat'ın sorusu üstüne. Bizim birçok videomuzun altında, yani Oppo videolarımızın altında, ya ben Oppo cihaz alırken çok endişeliydim ama aldım ve hiç pişman olmadım. Memnunum. Çok memnunum. Pil tüketiminden, tasarımından, fotoğraf kalitesinden filan diyenler var. O yüzden Esat'ın söylediği şeyin doğru olup olmadığına taraf olamayız. Esat gibi düşünen çok fazla arkadaşımız olduğunu da biliyorum ayrıca. Ama bir yandan da alanlar da memnun. Yani bu sadece Esat düşündürtmeyle olmuyor demek ki. Adamlar Oppo bir şekilde memnun da ediyor milleti demek ki. Hele geçenlerde yine bizim videolardan birisinin altında şeyi okudum. Reno 5 Lite videosunda galiba. Samsung bir A bilmem neden geçtim diyor. Bir telefonun pil ömrünün bu kadar gidebileceğini hiç düşünmemiştim daha önce falan diyor. Yani insanlar mutlu oluyor. Ama Esat'ın söylediği reklam stratejisi iyi. Bu bir gerçek. Doğru. Bu gerçek yani. Ben de Esat gibi o reklam stratejisini beğenmeyenlerden birisi olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an aklıma geliyordu işte Acun'dan tutalım hani birçok kişiye kadar böyle ünlü kişilerle bile reklam çalışması yapıp kendi isimlerini de çok beğendiler. Şimdi sanırım Esat da benim gibi şeyi bekliyor galiba. Yani Acun'un ne alakası var? Acun'dan önceki kızın adı neydi? Sıla. Sıla'nın ne alakası var? Yani sonuçta bu adamlar bugün cep telefonu reklamında oynarlar, yarın tuvalet kağıdı reklamında oynarlar falan. Aynen öyle. Burada önemli olan şey, şimdi mesela Acun 2-3 tane fotoğraf çekiyor reklamda diye biz Acun'un Oppo telefon kullanarak fotoğraf çektiğini mi zannedeceğiz? Yani mümkün değil. Hatta bu olaylar da oldu galiba. Reklamlar dönerken evet. Acun'un iPhone'la fotoğraf çektiğini kameramanlar var falan yakaladılar. Evet, benim beklentim büyük bir ihtimalle Esat'ın da beklentisi cihazların teknik özelliklerinin ortaya çıkartılacağı reklam kampanyalarının yapılması anladığım kadarıyla. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Otomobil markaları da artık öyle yapmıyorlar. Evet, o da otomobil var. Otomobil markalarının mesela pandemiden önceki döneme bakacak olursak, ben bunu bir Amerika'daki araştırma şirketinin raporunda okuduğum için çok rahat söyleyeyim. Mesela otomobil şirketleri son 2 yılda şarkıyı oynamışlar hep. Amerika'da yaptıkları reklamlar deyip böyle popüler şarkı klasikleri seçmeye çalışmıştır. İşte Volkswagen örneği var, Chevrolet örneği var, bilmem ne filan filan. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü demişler ki otomobil kullanmak keyifli olmalı. Bir insan işte sevdiği bir grubun şarkısını dinlerse keyifli olur filan. Nitekim biz bu reklamların bazılarını Türkiye'de de, yani şarkılı otomobil reklamlarının bazılarını Türkiye'de de gördük. Şimdi reklamcılık demek ki böyle bir şey yapıyor. Ne derler? Değişiyor. Esat ve benim gibi düşünenler de buna ayak uyduramıyoruz, yaşlı kalıyoruz bunun karşısında. Mesela şarkı fikrini ben de beğenirken genç bir ama telefonda işte Acun fikrini beğenemedim. Telefonda Sıla fikrini beğenemedim. Ama geldiğimiz nokta nedir? Ben beğensem de beğenmesem de işe yaradığını anlıyoruz. İşe yaradıysa da
O zaman bunu yapan adama sen niye bunu yaptın demek çok mantıklı olmuyor. Ya başarılılar sadece bu konuda. Başka bir şey diyemiyoruz yani. Mehmet BR26 demiş ki Oppo kamerası tasarımı çok hoşuma gidiyor. Ekranda da iyi işler çıkarıyorlar demiş. Doğru söylüyor Mehmet tamamen. Kamera tasarımından kastettiği Mehmet'in arka kapağını, arka tarafını şey yapıyor, kastediyor. Orada anladığım kadarıyla hep şeyi oynuyorlar. Daha küçük yükseltiler. Çıkıntı olmayan. Da çıkıntı olmasın. Ve biraz böyle bakıldığı zaman karakteristik bir şey olsun falan oynuyorlar galiba. Ben Oppo'yum diye orada ben Oppo'yum, aynı desin yani diyorlar. Telefonu önden gördüğü zaman ne olduğunu anlamayan adamlar bile arkadan gördükleri zaman Oppo olabileceğini anlasınlar falan diyor. Ben hiç böyle düşünmemiştim şey Mehmet'in söylediği gibi. Ama şimdi Mehmet söyleyince fark ediyorum ki şey doğru söylüyor Mehmet. Şimdi aklıma geldi benim de abi. Find X3 serisi tanıtıldığında ya bu ne dedik, iPhone 11 Pro'nun işte kameraların ters dönmüş hali falan dedik ama sonra nihai tasarım işte review'lar falan çıktıktan sonra gördük ki o arka kapağı o kadar güzel bir şekilde kameralarla harmanlamışlar ki böyle hiçbir çıkıntı olmadan böyle bir geçiş. İki boyutlu fotoğrafı görmekle evet, cihazı öyle alıp bakmak farklı tabii aynen ki. Öyle. Yani adamlar gerçekten bunu düşünerek kafa yorarak bir işlem yapmışlar ki ben Oppo'yum diye orada telefonlarını dedirttirebiliyorlar. Büşra Altrenur demiş ki Apple, OnePlus ve Huawei'ye göre bir sürü alternatif var yani telefonları olarak alternatif var ama Find X2 Pro ve Find X3 Pro gibi bazı modelleri Türkiye'ye getirse daha güzel olacak demiş. Vallahi ben de Büşra gibi düşünüyorum. Şimdi onları getirmese şimdi ben Find X2 kullanıyordum. Çok memnundum. Pro'su olsa daha mutlu olurdum tabii ki. Keza Find X3 ya da Find X3 Pro Türkiye'ye gelse gelmedi. Çok mutlu olacağım ama bir yandan da Türkiye'nin gerçeği var. Ne o gerçek? Ekonomik 1 dolar ve 10 liraya geldi artık neredeyse. Bu fiyatlardan o telefonla ve piyasaya sürmeyi demek ki şey görüyorlar. Hani attığın taş öküttüğün kuşa değecek muhabbeti var ya, değmiyor olarak algılıyorlar demek ki. Ama mesela bana sorsalar, en azından fikir almak için sorsa ben diyorum ki numunelik bile olsa getirin 3 tane 5 tane. Sadece atıyorum bilmem ne.com'da satın, sadece şurada sadece burada satın ama 3 tane 5 tane olsun piyasada. Almayan da almasın. Yani en azından Türkiye'de bu model satıldı diyebilelim derim. Ama tabii böyle şeyleri kimsenin bana soracak şeyi yok ne derler hali yok. Zaten ben sorulması gereken adam da değilim. Ama ben de Büşra gibi düşünüyorum. Ayrı mevzu. Eray'la çektiğimiz videoda da ondan biraz değindik zaten. Hani Renault 4 Pro ve Renault 5 konuştuğumuz videoda. Yani en azından üst seviyeye getir ki bakın ben Samsung karşısına bu cihazı koyabildim. Ben Apple'ın karşısına bunu koyabildim. Ben Xiaomi işte fiyat performans olmasa da ve atıyorum Mi 11 serisinin karşısına bunu koyabildim demek var yani. Şimdi ben orada şöyle düşünüyorum aslında. Çok net dile getireyim bunu da. Şimdi Çinli, İngiliz, Amerikan, Alman her neyse bir teknoloji markete gittiği zaman alternatiflerin arasında bunlar varsa bunlara göre bir de kendi bütçesine göre şunu alıyorsa ve Türk'ün de bu şansının olması lazım. Türk'ün de mağazaya gidip işte iPhone 13 Pro'nun, Samsung bilmem ne'nin, öbürünün, şunun, bunun yanında onu da görmesi lazım. Ha kendisi gidip yine parasının yettiğini alacaktı. O ayrı mevzu. Ama hani ben bunun böyle olması gerektiğini düşündüğüm için bu cihazları Türkiye'de de görmemiz gerekiyor diyorum. Peki tamam, teşekkür ederiz. Canberk 58 demiş ki Coloros arayüzünü en öne çıkan özelliği RAM genişletme. Onun dışında hem özelleştirebilir hem de akıcı bir arayüzü var demiş. Şimdi bu RAM genişletmeyle büyük suçsu yaptılar tabii ki. Ve RAM genişletmeye bakacak olduk aslında hani böyle şey değil. Duran toptan gol attılar. Yani şey değil böyle hani 5 kişiyi çalınmayıp kaleye falan gitmiş değil. Yani çok iyi şey Rıdvan'ın verdiği asist gibi bir asistle falan Tanju gol atmış falan diye. Duran toptan vurmuşlar gol olmuş. Burada şeyi düşünmek lazım. Bu çok kolay bir şey. Bu daha önce bilgisayarlarda falan yapılmış. Diğerleri bugüne kadar niye yapmadı diye düşünmek lazım. İşte bazen böyle duran toptan gol attığın zaman eğer 0-0 gidiyorsa ki günümüzde zaten 0-0 gidiyor. Kimse üzerine bir şey koyamıyor. Sen üzerine bir şey koymuş gibi bir anda öne geçiyorsun maçta. Buna şey demek lazım. Futbol zekası demek lazım. Evet. Yani hani yaptıkları işe nasıl değer katarız konusunda tüm diğer markalardan daha iyi düşünmüşler. Olmayan bir şeyden şunu çıkartalım deyip bunu vermişler. Bunu şeye benzetiyorum ben abi. Sen demiştin ya Huawei nesini seviyorsun da dokunarak hani Wi-Fi şifresini paylaşma aynen gibi öyle bir şey. Bu da onun gibi yani. Nasıl, şimdiye kadar böyle nasıl düşünememişler bunu bilemiyoruz.
61 Ömercan 61 demiş ki tüketiciyi genellikle tasarım ve kamerayla kendine çekmesini seviyorum demiş. Şimdi Ömercan aslında farklı bir şeye bas. Sen biraz önce dedin ya hepimiz için tasarım önemli. Evet. Hepimiz için bir cep telefonunda en önemli olan iki şey var. Yani ne kadar böyle işte biz teknolojiden çok anlıyoruz, ben bu işin PV'yim filan dese de insanlar ilk gördüğün şey abi tasarım, direkt tasarım ve sana telefonun ilk gösterdiği şey fotoğraf. Bu ikisinden zaten iyiyse al işte bak mesela Oppo bu ikisinden iyi. Şey yapıyor. Bak şimdi şöyle devam edelim. Mesela şu an Türkiye'de ciddi ciddi bir Oppo kullanıcıları oluşmaya başladı. Bu adamlar henüz pilden bahsetmiyorlar. Öyle bir şikayetim var falan diyen yok. Yok şikayetim de çok beğendim diyen de yok filan. Evet. Şimdi ben iki tane peş peşe Oppo telefon kullanmış birisi için birisi olarak yahu diyorum Android ekosisteminde bu yapılabiliyorduysa niye bunu daha önce Samsung filan yapamadı? Samsung bizden kan aldı. Hala da kan alıyor pil tüketimi konusunda. Doğru. Yani şimdi bu arkadaşlar yavaş yavaş yani şey gibi Ömercan gibi yavaş yavaş benim pilim de bitmiyor filan demeye başlayacaklar. Doğru. Yani Oppo çok şeye gidiyor, sistematik gidiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Basamakları aslında sağlam basıyor abi aslında yani şu an onu ve anladım. Mesela şu veye kadar 7. yorumdayız şu anda. 7 yorumdur olan yorumların tamamı ben eminim bu videoyu Oppo Türkiye yöneticileri izlerlerse en azından videonun burasına kadar vay be biz ne iş yapmışız derler. Doğru yani buradan sonrasında demiş. Bilmiyorum nasıl gidecek videonun ama buraya kadar derler yani biz aynı iyi iş yapmışız derler. Yani. Muhammed Altıre Enes demiş ki kamerada çok başarılı bir de şarjda Renault 4 Pro aldım hala kullanıyorum 2 sene daha kullanmayı düşünüyorum demiş. Çok rahatlı kullanılıyor. Muhammed Renault 4 Pro almış. Ben şundan bir süre öncesine kadar Renault 3 Pro kullanıyordum. Renault 3 Pro'yu da hep söylemiştim. Geçtiğim telefon Samsung Galaxy S10'i. Evet. Yani Amiral gemisinden o zamanla orta segment bir telefona şimdi. Doğru. Tamam belki şu anda Renault 4, Renault 5 Pro'lar, Renault 4 Pro'lar falan orta segmentin üstü olarak biraz kabul edilebiliyor ama benim geçtiğim dönem tüm orta segment bir telefon. Hatta burada ofisteki birçok insan ya emin misin sen bunu kullanabilecek misin filan demiş. Yani şey anlamında hani memnun olacak mısın filan demişti. Ben hep söylüyorum işte yani Find X2'yi çok beğeniyordum. Yıldız Bey bana bir tane Find X2 hediye ettiği için Oppo kullanmaya şey, başladım. Yok yok Renault 3 Pro'yu bırakıp ona geçtim. Anladım. Yoksa ofiste o zaman 50 tane telefon, her zaman olduğu gibi 50 tane telefon vardı. Başka bir telefona da geçerdim. Yani Renault 3 Pro'dan o kadar mutluydum ki başka bir telefona geçme ihtiyacı hiç duymadım şey olarak. O yüzden şeyin de Muhammed'in de ben eminim bir iki yıl daha hiç dert etmeden çok rahat bu kullanır. Renault 4 Pro'yu kullanmaya devam edecek diyor büyük bir ihtimalle. Kesinlikle. Hatta belki 2 sene sonrasında tekrardan yeni bir Oppo telefon kullanmayı tercih büyük edecektir. Büyük bir ihtimal. Büyük muhtemelen bir ihtimal. Öyle bir şey ya olacak. Ben de buna şey yaparım inanırım yani. Peki Buğra'nın Öztekin demiş ki hızlı şarj konusunda kendini kanıtlamalarını, Coloros'un ayrı bir işletim sistemi gibi farklı bir deneyim vermesini, RAM arttırma ve birçok yaratıcı yeni özelliği geliştirmeleri seviyorum. Her şeye rağmen en sevdiğim de değil demiş yani. Şimdi en sevdiğinin ne olduğunu yazmamış. Keşke onu da ben de onu düşündüm. Keşke ama bu söylediği şeylerin hepsinde haklı Burhan. Biz hızlı şarjı işte biraz önce videonun başında söyledik zaten. Yani Oppo eş zamanlı olarak birçok konuda yapar ve yatırıyor. Yani hızlı şarjda şey yapıyor, yatırım yapıyor. İşte 5G ve sonrası bağlantı türevleriyle ilgileniyor. Sonra gidiyor hiç üstüne vazife değilken mercek geliştirme ile ilgili olan konsorsiyumlara yatırım yapıyor. Doğru. Küçük paralar, yani küçük paralar dedim o işin volümüne göre küçük paralar bile olsa orada bulunuyor ve benim en çok beğendiğim yanlarından birisi şu. Oppo sadece ticari ürüne dönecek olan ya da yakın gelecekte ticari ürüne kullanabileceğini bildiği işleri yapar ve yatırmıyor. Oppo her türlü teknolojik araştırmayı sepet desteklemeye çalışıyor. Yani, aynen öyle. Çok mantıklı bir sepet yapıyor. Yani kullanmayacağının da ne olduğunu anlamaya çalışıyor bu sayede. Ben şey yapıyorum ya yani mesela şimdi arkadaşlarımız belki sadece bir cep telefonu markasından yeni telefon çıkarttı, çıkartacak şu özellikler var, bu özellikler var kısımları ile ilgileniyordur. Biz işimiz gereği şununla anlaşma yaptı, bunun hissesini satın aldı, bunu bilmem ne yaptı falan da okumak zorundayız. Okuduğum zaman mesela satın aldığı, birleştiği, lisansını kiraladığı şirketlerin ne iş yaptıklarına bakıyorum. Bazen şey diye düşünüyorum. Ulan bir cep telefonu şirketi yani ne gerek var yani, yani sonuçta pili zaten hazır alıyorsun ondan bundan filan. Ama adamlar şey yapıyorlar bu işi
zaman ve nakit ayırıyorlar. Aslında abi buzdağının görünmeyen kısmını adamlar orada çok iyi iş yapıyor. Şimdi o yüzden buzdağın üstü bilmiyoruz. Çok iyi çıkıyor. Bu hani grup olarak işte söylüyoruz ya. Bu grubun nasıl yani işte Vivo'yu, Oppo'yu, Realme'yi falan. Evet. Nasıl hareket ettiğimiz ama en son şey lansmanında, Oppo lansmanında bu OnePlus'la ilgili bir soru sorduk da işte siteye bir evet, yaptık evet. Ya. Orada aldığımız cevaptan anlıyoruz ki ortada bir grup falan yok, yok aslında. Yani bu şirketlerin hepsi tek tabanca mücadele ediyorlar. Yani Oppo da bir şekilde Vivo ile, Vivo da bir şekilde Oppo ile rakip aslında. Öyle hani tabii, şey tabii. Değiller bunlar. Üçümüz bir araya gelelim, Samsung'u indirelim, Xiaomi'yi kapı tutalım falan modunda çok değiller yani. O yüzden de para harcamaları gerektiğinin farkındalar. Xiaomi gibi bütün parayı gömmüyorlar bir yani. Para harcamaları gerektiğinin farkındalar teknolojiye ve geleceği. Bu şey bir şey, ne derler, güzel bir şey. Buğra'nın haklı. O konsorsiyum daha çok işte aldıkları komponentlerin acaba fiyatlarını daha aşağıya çekmek, topluca alımlar. Olabilir, olabilir. Yani, bu mutlaka bir anlamı vardır bunun ama şöyle bir şey var. Şimdi fiyatı yani bir Türk esnaf sözü der ya alırken kazanacaksın. Bu adamların da belki derdi odur. Alırken kazanmıyor uğraşıyor. Bilemeyiz neyin ne oldu. Yani ben burada şuna bakıyorum. Bize gelen ürün abi kaliteli mi? Kaliteli. Eyvallah. Türkiye'de Oppo'nun servisine gittim, beni kapı dışı ettiler, cihaz kutudan bozuk çıktı, geriye almadı, hiç bilmem duymadık. Ne filan filan diye sözler var mı? Yok. Okey, yani şimdi ben bir teknoloji yayıncısı olarak benim önceliklerim belli ya. Ne o öncelikler? İşte ilk önce Türk halkına İngiliz'e nasıl davranıyorsa, Alman'a nasıl davranıyorsa bilmem davranıyor. Ne filan filan öyle davranıyor. Öyle davranıyor mu? Şu davranıyor. Evet. Ürünleriyle pazarda bir rekabet yaratabiliyor mu? Çünkü ne diyoruz? Rekabet müşterinin lehine. Biz müşteriyiz en nihayet. Onu da yaratıyor. Müşterileriyle, medyayla vesaire vesaire etik değerleri çok fazla çiğnemeden ilişki kuruyor mu? Yani. Onu da yapıyor. Okey tamam o zaman yani hani varsan ucuza alsın. Şey değil, dert değil. Doğru. Ha ucuza alıp bana çok pahalı satıyorsa o zaman onu ayrıca konuşuruz ama gördüğümüz kadarıyla Oppo cihazlar biraz pahalı. Yani mesela şimdi Samsung cihazların çok pahalı olduğunu biliyoruz. Oppo cihazlar biraz pahalı. Huawei Türkiye'de işte bak bu dönemde Huawei ürün görmediğimiz için kıyaslayamıyoruz. Huawei olsaydı büyük bir ihtimalle Oppo'nun pahalılığı bu kadar göze bakmıyor. Çünkü Huawei de hep pahalıdır. Tabii. Doğru. Onu da unutmamak aynen lazım. Yani şimdi Oppo tek kaldığı için biraz daha pahalı gibi görünüyor. Ama pazarların dengeleri oturur zamanda göreceğiz ne biraz olacağını. Biraz böyle daha göz önünde olmaya başladı Oppo böyle insanların şimdi gözünde. O şeyle alakalı şimdi o da işte reklam, iyi reklamın negatif yanı. Hmm. Yani sen çok iyi reklam yapıp herkesi kendinden bahsettiysen şu senden bahsedenler fiyat neymiş diyor aa diyor. Yani evet. O öyle bir derdi yok. O göz önünde bulunmakla mesela, alakalı. Xiaomi'nin böyle bir derdi yok. Xiaomi çünkü ucuz olmakla zaten şey yaptığı için. Ün kazandığı için. Ün kazandığı için onun öyle bir derdi yok zaten. Ama Xiaomi'de ne oluyor? İşte şimdi fiyatları yükselttikleri için abi Xiaomi de artık eskisi gibi ucuz değil filan oluyor. O da bozdu ya diyor insanlar. Aynen öyle. Doğru peki. Emrullah İldeniz demiş ki güzel tasarımı iyi malzeme kalitesiyle harmanlayıp ekran konusunda da başarılı cihazlar yapması. Ayrıca Coloros arayüzünde de çok başarılı gerçekten. Amiral gemisinde de Find serisi bayağı iyi gözüküyor. İnsanların çoğu Find serisini gerçekten çok sevmiş. Çok iyi telefon. Evet. Çok iyi telefon. Yani utanmasam bu yılın bile en iyi telefonu olduğunu söyleyeceğim kullandığım Find X2'nin. Yani Emrullah çok haklı. Zaten Emrullah'ın tarif ettiği şey kutuyu tarif ediyor. Yani evet. Cep telefonu kutusundan çıkan her şeyden memnunuz diyor aslında. Doğru. Süper, çok güzel. 88 Yolcu Leon 88 demiş ki telefonlarının genel tasarım ve malzemeden kastediyor. Kalitesini seviyorum. Bazı markalar gibi işlemciyi güçlü tutup malzeme kalitesine ödün vermiyor demiş. Hangi bazı markalar acaba? Yolcu lan. Doğru söylüyor arkadaşımız. Yani işte o biraz pahalı olmak yolsu elektrik olarak yani böyle malzeme yani. Kalitesi bilmem ne falan olarak insanlara geriye dönüyor aslında. Kesinlikle. Peki abi sen olsan Oppo'nun yaptığı gibi yüksek kalite malzeme kalitesi sunup böyle orta seviye işlemciler sunmak mı? Yoksa Xiaomi gibi üst şimdi, seviye işlem sunup malzeme kalitesini işte. Bu nasıl satış ya yani daha sonra nasıl satış yapmak değil. Vizyon kendine, yok yok kendine müşteri olarak kimleri hedef aldığınla alakalı bir şey. Yani benim gördüğüm kadarıyla bunda kötü bir şey yok. Oppo biraz daha parası olan adamı kendisine müşteri olarak evet. Hedefliyor. Ve diyor ki biz diyor işte onun gibi yani o dediğim burada şöyle diyor rakipler gibi çok ucuza bir şeyler kalitesiz bir şeyler satmaktansa biraz daha pahalıya daha kalitesini daha kalitelisini satalım. Kaliteyi anlayanlar, kalitenin peşinde olanlar, kalite talebi olanlar bizi alsınlar doğru. Diyor. Biz bu aradaki fiyat farkı karşılığında da insanlara daha iyi teknik servis, daha iyi müşteri hizmetleri falan verelim.
orbital half-life'de yaşanan su benzer sorunlar bizde yaşanmasın falan diyor. Yani bu şirketin kendi markasını pazarda nasıl mesela şu Apple'da kendini konumlandırmayla en pahalıyım ben diyor. Ama işte teknik servisim çok iyi bilmem ne falan diyor. Alırsan diyor 250 liraya diyor bez veririm sana diyor. Artık 250 değil abi 200 pardon yani. 200 liraya bez veririm sana artık gözünü mü silersin telefonu mu silersin nevini sileceğine sen karar verirsin o bezle diye atıyor bezi milletin önüne. Yani bu markanın kendini nasıl şey yaptığıyla konumlandırdığıyla alakalı bir şey. Aynen öyle. Maserati Gran Turismo nickli arkadaşımız demiş ki normal bir Android telefon olmasına rağmen çok premium hissettiriyor. Alıştı. Fiyat biraz daha uygun olsa gerek tasarımıyla gerek özellikleri alınabilecek en mantıklı telefonlardan bir tanesi. Ben artık bu yorumları okumadığıma kendim bile inanmıyorum yani. Bariz okumuşum okumamışım yani. Diye şey yapıyorum atıyorum burada. Yok Maserati ile aynı şeyi söylüyoruz işte marka kendini nereye şey yapıyor. Şimdi ve burada galiba şöyle bir şey var. Markanın kendi fiyatlarını biraz daha uygunlaştırmak gibi bir derdi yok. Çünkü marka diyor ki büyük bir tane. Uygunlaştırırsam diyor ya işte o kaliteden bilmem ne de malzeme kalitesinden ödün vereceğim. Doğru. Ödün verdiğim zaman da öbür marka olacağım. O marka zaten var. Ben burada durayım. Bu alanı kimseye kaptırmamakla uğraşayım ben diyor. Ben bu çabayı haklı buluyorum. Zaten bu tarz markaların bazı ürünlerinin pazar sabitlemelerini yaptıkları aşamalarda ki bu çabalar yıldan yıla değişir zaten. Hı hı. Yani dünyanın ekonomik durumu, işte üretim zorlukları, koşullukları, trendler vesaire vesaire söz konusu olduğu zaman bunlar değişir zaten. O yüzden de markanın şu anda kendini koyduğu yer Maserati Gran Turismo burası. Evet. Ve marka buradan memnundur diye tahmin ediyorum çünkü başarının ödüllerini alıyor. Hı hı. O zaman değiştirmez bunu, hiç gerek yok değiştirmesine. Evet. Baturun da demiş ki piyasaya kaçak olarak gelmemesi çok ve haklı. İddialı hızlı şarjları diye bahsetmiş. Çok diyor bak mesela bu da piyasaya kaçak olarak gelmemek markanın Türkiye ofisinin başarısı. Doğru. Şimdi biz geçmişte hangi telefonları Türkiye'de kaçak gördük bak bakalım. LG çok fazla kaçak vardı. Samsung çok Sony fazla çok kaçak vardı. Abi. Sony zebille kaçak vardı. Xiaomi neredeyse tamamen kaçaktı. Şimdi LG, Samsung, Sony ne yaptılar? Bunu ilk önce Samsung yaptı. Türkiye'deki fiyatlarını revize ettiler. Yani kar marjlarını düşürdüler. Onların kar marjı düşünce şeye de yer kalmadı. Kaçak getiren adamlara da yer kalmadı. Kaçak getiren adama yer kalmayınca adam getirmedi. Bitti. Kaçağı bitti. Xiaomi ne yaptı? Tamamen kaçaktı. Piyasaya girdi. Çok düşük fiyatlar. Kaçakta ne kadar olduğuna bakmadan kendisi için optimum olan fiyatı belirledi. Ve birçok modelde kaçağın önüne geçti. Hı hı. Ha Türkiye'nin şartları gibi kaçağın önüne tamamen geçebilmesi mümkün değil. Bir de Xiaomi'nin kendisini pozisyonlaması gereği de geçemez kaçağın önüne. Çünkü Xiaomi çok sat, ben buradan Çin'e gidiyorsun ya da işte Çinli distribütörden birini buluyorsun. Merhaba ben Ersin 10.000 tane Mi 11 şey, Pro alacağım diyorsun. Hı hı. Hemen el sıkışıyorsun herif gönderiyor sana oradan. Öyle bir derdi var Xiaomi'nin ama Xiaomi de bunun önüne geçti. Şimdi Oppo'da Moppo'da filan niye olmuyor? İşte burada da çok iyi bir fiyatlandırma var büyük bir tane. Şimdi eğer Oppo bazı arkadaşlarımızın öngördükleri gibi hak ettiğinin çok yukarısında bir fiyata satılıyor olsa mutlaka arayı paralel doldururdu Türkiye'de. Mutlaka. Şimdi Türkiye'de bu işe paraleller girmediklerine göre o zaman demek ki orada bir marj yok. Yani adam şöyle düşünüyor. Ulan ben bunu Çin'den getirsem tost makinesi olarak bile soksam Türkiye'ye diyor ki eskiden Xiaomi'de bir sokuyorlardı öyle. Tost makinesi olarak bile soksam diyor. Bana telefon başına diyor 100 lira kalıyor kazanacak diyor. Ne diye Xiaomi'den getiririm diyor. Onun 250-300 lira kalıyor diyor. Yani Türkiye'ye gelmeyen modellerden getiririm. 250-300 lira kalıyor. O yüzden ben bunu unutmuştum. Batur'undu. Batur çok güzel bir şeyi hatırlattı sağ olsun. Paralel piyasasının olmaması, Türkiye'de olmaması bence markanın bu ülkeye ne kadar yatırım yaptığının da şeylerinden birisi, göstergelerinden belki birisi. Belki Find serisini de o yüzden getirmiyor abi. Olabilir mi? Yani kar marjım zaten çok küçük olacak olabilir, benim olabilir. O segmentten. Bak şimdi Find zaten çok karlı olsa onu da paralel getirir. Şimdi bugün şeyi duyuyoruz değil mi mesela? İşte bir marka, Xiaomi'si, Huawei'si falan fark etmez. Hatta şu yakınlarda işte o Japon markaları falan. İşte en iyi kameralı dünyanın telefonu bilmem ne falan çıkıyor. Hemen bir tane bile olsa ben getirdim demek için getiriyorlar. E niye Find X3 Pro'ya getirmiyorlar? Doğru. Yani birkaç tane ilan var. O da belki birisi cebinde, çantasında, bavulunda getirmiş. Şimdi Türkiye'ye cep telefonunun gelme yöntemine çok fazla. Mesela Türkiye'deki hava yolları çalışanları bu işi yapıyorlar. Ne yazık ki.
deniz yollarında çalışanlar bu işi yapıyorlar. Türkiye'ye izne gelip giden bazı uzak doğu ülkelerinde çalışan işçiler bu işi yapıyorlar. Yani her ne kadar şu an ülkeyi kutulu vaziyette 2'den daha fazla cep telefonu sokmak yasak olsa da bunlar sokuluyor. Yani ben şeyi biliyorum, uçakta adam geliyor yanına. Abi diyor şu telefon senin çantanda kalsın, sırt çantanda. Ya da poşetle veriyor. Bunu diyor biz 3 tane aldık diyor Free Shop'tan diyor. İnince alırım senden filan filan. Yani bunlar illa paralel ithalatın 10 bin tane olmasına gerek yok işte. Mesela adam 10 tane uçakta dağıtıyor milleti, alıyor, ne oluyor? İniyor uçaktan doğru Doğu Bank'a. Hadi bakalım. Öyle değil mi? Doğru Doğu Bank'a. Doğu Bank'ta 10 tane cihaz zaten hemen satılıyor. Zaten ya da bir de gideceği mağaza da belli oluyor zaten bir ihtimal. O yüzden paralelinin olmaması çok güzel bir şey. Ben de Oppo'yu Batur'un bizi hatırlattığı bu şey yüzünden biraz daha sevdim şimdi. Peki abi. Afa Altrer demiş ki eski cihazları çok kötü benim gözümde ama yenileri efsane. Renault 3 ve Find X2'den sonra kendilerini bayağı geliştirdiler ama biraz Huawei gibi tablet, laptop kısımlarına girseler başaracaklarına inanıyorum demiş. Şimdi ben eski cihazını bilmiyorum Afa kadar, o yüzden herhangi bir şey söyleyemem. Yani ben dedim ya biraz önce işte Renault 3 Pro ile kullandım. Evet. Onun öncesinde iyi miydiler, kötü müydüler bilmiyorum. İyilerdi. Tablet filan gibi hikayeleri bildiğim kadarıyla Çin'de var. Laptop laptopları filan da galiba. Yani ben hiç duymadım. Vivo olarak olmasa bile Realme'nin laptopları filan var. Evet, doğru. Hatta Realme laptopları şu yakın zamanda Türkiye'de de piyasaya çıkacak. Girecektir, olacaktır diye düşünüyorum. Yani şimdi olmalı olmamalı diyemem çünkü ben mesela Huawei'nin de denize düştüğü için laptop üretimine sarıldığını iddia ediyordum. Mantıklı ama adamlar aslında laptopta çok iyi işler çıkarmaya başladılar. O da bir gerçek yani. Bakarsın Oppo'cu arkadaşlarımız da çok iyi işler çıkartıyorlar. Zaten tasarım konusunda bu kadar ve hani diğer malzeme kalitesi olarak da çok kaliteli işler çıkarabilen bir markanın laptop ve böyle tabletlerde çok iyi iş çıkaracağını düşünüyoruz. Tabii ki. Fatih Batu demiş ki kesinlikle arayüzün sadeliği en sevdiğini. Aslında çok sade değil ama sonra Xperia Z3 Plus ve iPhone 6s gibi dönemin amiral cihazlarından sonra Renault 5 Lite gibi orta seviye bir cihaz ile aynı akıcılığı bana yaşatabilmesi çok güzel. Bunun yanında bir de hızlı şarj, kağıt üstünde güzel duran özellik günlük hayatta cidden hayat kurtarıcı bir hal alıyor demiş. Doğru söylüyor Fatih. Yani hani mesela işte Xperia Z3 Plus zamanında iyi bir telefondu. iPhone 6s zamanında iyi bir telefondu. Bunları kullanan adam şu anda Renault 5 Lite kullanıyorum diyor. Memnunum. Ve daha, aynı akıcılığı bana sağlıyor. Daha ne olacak ki zaten şey bu, ne derler, hedef bu zaten. Yani bu şekilde hedef kitleyi kendine çekmiş olması da Oppo'nun global olarak bir başarısı bence. Aynen öyle. Alper Karaca 44 demiş ki genelde Lite modellerde MediaTek ve Pro modellerde Snapdragon işlemci seçimine giderek Lite ve Pro modellerin en keskin ayrımını yaparak alıcının kafasını karıştırmaya net bir film olduğunu düşünüyorum demiş. Ya şimdi bunu netlik adına yapmıyorlar büyük bir ihtimalle. Bunu fiyatlandırma adına yapıyorlar. Ama şimdi MediaTek'in bu önlenemez yükselişi sayesinde MediaTek işlemci Pro fiyatları da koyacaklar abi onları da. Bir de işlemci fiyatları da yükselecek diyor MediaTek'in zaten. Yani bu işlemci krizinden gayri yükselecektir. Bundan sonra artık yani dünyada şöyle bir şey kalmıyor ya da kalmadı bile diyebiliriz. Yani MediaTek kötüdür, Snapdragon iyidir filan. Artık kimse bu şeyleri yemiyor, hikayeleri yemiyor. Ben bu hikayenin Türkiye'de nasıl oluştuğunu daha önce çok detaylı anlattım. Yani Snapdragon'ın o zamanki Türkiye Ülke Müdürü'nün bu algının yaratılması için Türkiye'de ne kadar para harcadığını, kimlerin cebine neler koyduklarını gayet iyi anlattım. Eyvallah, MediaTek işlemciler çok fazla elektrik enerji tüketiyorlardı. Evet. Bu bir gerçek. Ama şöyle bir şey var, bakın şimdi arkadaşlar. Intel mi daha iyi, AMD mi daha iyi? Gibi bir soru bu. Bunu tartışırsın. Ama kesinlikle Intel daha iyi ya da kesinlikle AMD daha iyi diyemezsin. Doğru. Snapdragon mı MediaTek mi daha iyi diye tartışıyorsun. Ama mesela işte şu yorumlar vardı ya, işlemcinin MediaTek olduğunu gördükten sonra videoyu kapattım. Evet, çok görüyorum abi onu. Valla işte bu yorumları yapmanın sebep olan adamlar Snapdragon'dan para aldıkları için sana bu algıyı yerleştirdiler. Allah'ın hanzosu. Yani o yüzden sen bu formdasın ve bak MediaTek gümbür gümbür geliyor. Doğru. 1100-1200 bu işlemciler çok iyi işlemciler. Çok işlemci. Şimdi bu MediaTek adını duyduğu zaman videoyu kapatıyor. Şu an Qualcomm CEO'su MediaTek adını duyduğu zaman kulağını kapatıyor. Yine ne yapmış bu adamla acaba diye. Ya bize mi çok yaklaştılar veya aynı geçtiler mi bizi diye. Aynen öyle. Doğru. Ya algı ne kadar farklı değil mi abi? O kadar çok algı insanın düşüncesini değiştiriyor ki böyle MediaTek kötüdür, Snapdragon iyidir. Ben MediaTek videosunu izlemeyip Snapdragon'u sürekli izleyeyim gibisinden bir algı yaratmak. Kaç şarap açıldı o sözler söylensin diye. Kaç yemek ısmarlandı. Kaç tane tombi ince bir deste doldu. Deste
Dolarla doldu, öyle söyleyeyim sana. Peki abi, devam ediyorum o zaman. Buğra Altre ASL 01 demiş ki kullanılan materyallerin fiyatına göre kaliteli olması ve premium bir his vermesi ama aynı şeyi donanım bakımından söyleyemem, artık maalesef fiyat performans cihazları üretmiyor. Oppo'nun böyle bir gayesi yok ki yok abi. Yok yani, onu OnePlus yapıyor. Genelde şey evet. OnePlus'ta bir ara unutmuştu, şimdi tekrar başlıyor yapmaya. Ben şey kısmına, Burhan'ın söylediklerine katılmıyorum. İkinci kısmına katılmıyorum. Kullanılan materyallerin fiyatına göre kaliteli olması, premium bir his vermesine şey yapıyorum, katılıyorum. Burada şöyle bir şey var. Şimdi aynı şeyi donanım bakımından söyleyemem diyor ya. Şuna bakarım ben. Bu çağda, yani o bahsettiğimiz cihazların jenerasyonunda aynı şeyi donanım bakımından yapan var mı? Yani güzel soru. Eğer varsa o zaman Burhan'ın söylediğini ciddiye alırım. Yoksa hiçbirisi yapmıyor diyor bunu. Hiçbirisi, hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi tek bir kişiden yapmasını, tek bir şirketten yapmasını beklemem. Doğru. Şey olarak. Aynen öyle. Öztürk demiş ki piyasada düşük ekipmanları yüksek fiyatla satması anılsa da şu unutulmamalı. Oppo zaten gamer ve yani yüksek donanıma sahip telefonlar satmıyor. Telefonu bir bütün olarak gören bu marka kutusundan işlemcisine kadar güzel bir harmanlama yapıyor ve günlük kullanıcının eline arayüzü ile birlikte premium bir cihaz çıkarıyor demiş. Öztürk doğru söylemiş. Yani zaten gamer telefon diye bir şey yok. Gamer telefon dediğimiz şey telefon üreticilerinin aman biz ne kadar süperiz filan diye kendi kendilerini tatmin etmek adına yaptıkları bir şey. Bir de gaming bilgisayarların ne kadar böyle popüler olmasın telefonlarda biz ona satalım gibisinden. O da ayrı bir saçmalık zaten. Yani bilgisayar satışları düşerken bir anda gaming olayı patlıyor. Laptop satışları tekrar yükseliyor. İşte algı böyle bir şey anlamında. Şimdi gamer telefon olmadığı için bence zaten işin teorisi gereği bulunduğumuz yıllarda gamer telefonda olamayacağı için herhangi bir telefon, yani içine sadece 2 GB fazla RAM koydun bilmem ne yaptın diye gamer telefon olmaz. Yani işin şeyine aykırı. O gaming mantığına, en azından laptopta adamlar ekstra ekran kartı, soğutma, ekstra soğutma, koyuyorlar. Daha kaliteli ekran ıvır zıvır falan bir şeyler koyuyorlar. O yüzden onu varsayarak Öztürk'ün söylediği her şey bence doğru ve Öztürk'ün altını çizdiği kutudan işlemcisine kadar kendi içinde bir dengeyle, bir ahenkle cihaz çıkarttıklarına ben de katılıyorum şeyin. Yani şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum abi. Apple'ın yaptığı A15 işlemci şu anda en güçlü işlemci olarak anılıyor. Şimdi iPhone'lar bir gamer telefonu. Değil. Değil. Yani aynı şey burada da geçerli olmuş oluyor. Telefonda öyle bir gelecek görse Apple bunu yapardı zaten. iPhone Gaming Edition falan diye bir şey çıkartıyordu zaten. Şimdi ileride bezden sonra bunu da görürüz abi. Gelecek görmediği için çıkarmadı yani. Peki son sorumuz olarak Fuatan Karadan geliyor. Malzeme kalitesini, arayüzünü, gizliliğini ki bir Android cihazı en başarılı bulduğum yazılım. Ayrıca sevdiğim Soloop, Oppo Labs ve Heyfan gibi birçok uygulamaları başarılı bulmakta diyor abi. Doğru söylüyor Fuat Han da. Şimdi mesela biz Türkiye'de Samsung'a da bu konuda haksızlık yapmıştık. Haksızlık yapmış dediğim dikkat etmemiş mesela. Samsung'un da kendi sunduğu birçok uygulama vardı. Oppo'nun da var. Oppo'yu da görmezden geliyoruz o anlamda. Ama Xiaomi'nin Google'dan evvel ev uygulamasını ay bu ne kadar güzel bilmem ne falan diye konuşuyoruz. Bizden kastım sen ben değil. Genel şeyde müşteriler, yani kullanıcılar konuşuyorlar. Şimdi ben çok bilgili değilim bu uygulamalar konusunda. Ama Fuat Han demek ki şey yapmış, denemiş. Ben şey konusunda çok bilgili değilim. Bu gizlilik falan gibi konularda da çok bilgili değilim. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela bilen bile benim cep telefonumun şifresi yoktur, benim laptopumun şifresi yoktur bilmem ne falan filan. Yani hani benim öyle gizlilikle şununla bununla falan çok fazla işi olan bir adam değilim. Çünkü benim laptopumu çalan adam, benim cep telefonumu çalan adam donanım olarak ne varsa onu çalıyor zaten. Çünkü içindeki tüm veriler zaten var. Bana ait ve o veriler her yerde var. Bir de atla deve bir şeyler yok burada yani şey anlamında taşıdığım. O yüzden hani bu güvenlik hikayeleri benim için şey değil çok önemli ama şunu biliyorum. Birçok arkadaşımız için şey öncelikli bir nokta. Fuat Han'ın ihtiyaçlarını demek ki karşılıyor ki bu hem güvenlik hem Oppo Labs, Heyphone, Heyfan, Soloop filan gibi uygulamalar bunları kullanıyor ve memnun. Şimdi bence Xiaomi'nin işte Acun Sıla filan filandan sonra Fuat Han'ın bu bahsettiği şu Soloop, Oppo Labs, Heyfan filan gibi uygulamaları da biraz bunlar neymiş filan diye anlatması lazım. Onları Acun'a mı anlattırırlar artık, Sıla'yı mı anlattırırlar, kime anlattırırlar bilmiyorum ama artık böyle iş yavaş yavaş hani bu imajdan, tasarımdan, şundan, bundan çıkıp ya bu cihazda ekstradan şunu da şöyle yapabiliyorsun, bunu da böyle yapabiliyorsun filan şey yapmak lazım, göz atmak lazım. Artık onun zamanı geliyor. Kesinlikle onun zamanı geliyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum abi. Ya zaten kredi kartından tut TC kimlik numaranıza kadar her şeyi internetten alışveriş yaparken orada yazıyoruz zaten. Hani
atıyorum en kötü örnek diye bahsedeyim. Yemek sepetinde milyonlarca insanın verileri çalındı gitti yani. Zaten şöyle bir şey var. Hepimizin, nasıl bir güvenlik hepimizin bu? Hepimizin vatandaş numaraları ve adresleri falan kargo şirketlerinde tabii var. Ve kargo şirketleri bu kişisel verilerin en büyük yani elekteki en büyük halka kimin çalıştırdığı belli değil. Yarısından çoğu markaların kendine ait değil. İnsanlar bayilik alıp açmışlar. O bayiliklerin büyük bir kısmı insandan insana satıla satıla el değiştirmiş. Yani lisansta Ahmet yazıyor. Ahmet'in kim olduğunu kimse bilmiyor mağazada filan gibi mağaza şeyler var. Mehmet. Aynı öyle hikayeler var. O yüzden yani Türk'ün güvenliği biraz Allah'a kalmış durumda. Allah bizi ne kadar korursa şey yaparsa. Hani Allah korusun. Bu güzeldi. Allah evet, korusun abi, işte güzel. Böyle durumlar için zaten rica edilmiş bir şey. Yani Allah korusun deyip geçeceğiz. Yapacağımız çok fazla bir şey yok. Yemek sepetinde falan dönü yaptık. Allah korusun benim başıma gitmemiş, bir şey gelmesin. Bilgisayar gitmemiştir aynen falan diye gibisinden. Peki o zaman abi Oppo ile olan nesini seviyorsunuz buraya kadardı. Bundan sonra yeni markamız General Mobile artık. General Mobile'in nesini seviyorsunuz? Evet nesini seviyorsunuz konuşacağız çok artık. Çok keyifli bakalım olacak. Ben merakla bekliyorum arkadaşlar. Belki de markalar arasındaki en merak ettiğim marka da General Mobile olacak yani. Bir şey eteklerindeki taşı döksünler bakalım neyini seviyorlar. Ben de belki bir şey öğreniyorum. Sevecek bir şey bulurum ben de belki. Belki olabilir abi. O zaman bir sonraki nesini seviyorsunuz da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.